İyi akşamlar herkese. Biraz önce işten geldik. Annem de yemek yedik. Böyle mis gibi kokular geldi bir yandan da. Öyle güzel bir kek yapmış ki şimdi size göstereceğim. Sonra bugünkü vlogumu editledim. YouTube'a attım. Biraz sonra size açacağım. Şey izlememi konuşamadım. Herkese açık bir hale getireceğim vlogumu. Şimdi tekrar yeni bir vlog başlattım. Yarın da pazar. Yine devam ederim vlogumu. Annemin kekiyle bu akşam vlogu başlatıyorum. Size de göstereyim. Çok güzel. Şey dağ eri, Ceviz, ceviz, tarçınlı elma elma. var bolca. Böyle bir kek ama yanardağ böyle pastası gibi olmuş. Çok güzel görünüyor. Sıcağı Allah'ım bu sıcağına. kadın nasıl bir enerji var? Sen bugün aşure yaptın kendine gelenle. Sıcağı sıcağına. Yemekler de bir sürü yapmış bize. Ay sıcacık keke de bayılırım. Böyle çıkartayım ben. Tamam şimdi ben ellemeyeyim. Sıcacık daha şimdi çıkardı fırından. Duman çıkıyor. Oh baksanıza. Daha ne isterim ya. İşten geliyorum, yemeğim hazır. Çayımın yanına kekim hazır. Elle. Olsun kopsun. Kopmuş Tamam yamadık. Heh. Ellerine fırından. sağlık. Tadı da çok güzel. Ay harika görünüyor ama. Şimdi vlogumu yarın devam edeceğim inşallah size. Şimdilik hoşça kalın. Sen bir yere keseyim. Kes kes yer. Sormak için geldim. Ben de Bak geliyorum diyor. kahve Kahve yaptım yaptım. anneme, Kahve yapar. arkadaşlarına. Ya kahve yapar Nilgün. Her zaman geldi gün yaparsın. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Burada burada. Ben komşularımla artırarak kalsın. Ağaç altında kahve içiyorum. Hünnepin altında. Hünnepin altında. Gelmiyor Mari diyor. Anne şimdi Mari ne demek diyecekler? Kız demek. Gelsene kız arkadaş, değil de gelsene Mari. Annemle Hava teyze genç kızlık arkadaşları yani genç kızlıktan arkadaşlar. Okul arkadaş. Biz de Hava teyzenin kızıyla çocukluktan arkadaşız. Esra arkadaşım var. Bilirsiniz belki vloglarda bazen çıkmıştır çok ilk zaman. Arkadaşım. Koronadan önce çok görüşüyorduk. O da şey ananın mahalle arkadaşı. Mahalle arkadaşı. Ablaları oluyor daha çok. Yakından topluca şey üzülüyor. Afiyet olsun Hava teyze. Anne siz şimdi koronada mı böyle oturuyorsunuz? Aradaki tel mi sizi koruyor? Tesadüf etti. Arada bir tel var. Oradan yan yana kahve içtiler. Onlar buradan yoldan geçiyorlardı. Gelin balkona dedim geçmeyelim dediler. Yolu uzatmayalım. Burayı bırak sen beni alırım. Şimdi pazara gideceğiz annemle. Sonra sos yapacağız. Acı sos mu anne? Nasıl Hülya mı? He sana söylüyor. Ay o hep çiçeklerini gösteriyor bana. Duydun mu? Salçalık biber gelmiş. Bana 2-3 çuval alman lazım. Ben anca yeter bana. Çuval ne? Kamyonu boşaltayım ben sana. Anca. Anca yaparım yani. Hızımı keserim. Nereye gidiyoruz? Pazara. Hangi pazar? Korucuk pazarı. Korucuk. Annemin acı sos yapacak bugün. Eksikleri var. Korucuk pazarına gidiyoruz. Oy minnoş minnoş gel. Gel pıs 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 pıs. Gel gel aşkım gel. Gel pıs 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 pıs. Bak sana geldi. Hayvanlar biliyor. Benim onları çok sevdiğimi. Ben sevmiyor muyum? Sen de seviyorsun da. Oy minnoş minnoş minnoş. Sen tırmalar. Tırmalar aşısı yoktur. Tırmalar. Güle güle. Silkeleniyor bir de. Bizim Akmeşe'ye buradan Adapazarı Korucuk. Aa, bu arada tekrar günaydın. Çok özür dilerim. Tekrar günaydın. Hoş geldiniz buraya ama. Akmeşe'ye çok yakın. Adapazarı Korucuk Pazarı. Adapazarı Korucuk Pazarı. oraya gidiyoruz. Pazarları açılıyor orada köylü pazarı.
Annem de orayı çok seviyor, biz de çok seviyoruz. Böyle eve de biraz eksiklere bakarız dedik. Hem de bugün öğleden sonra annemin çok güzel bir tarifi var. Acı sos tarifi. Onu yapacağız birlikte inşallah. Gidip gelelim. Yolda durduk. Böyle köylü ablaların sattığı tezgah var. Annem oradan köy domatesi alıyor. 5 liraymış kilosu. Ne gelirse. Alan düzü diye geçiyor burası. Şu evin güzelliğine bakın. Bak anne işte benim istediğim ev böyle. Bunlar neydi şimdi ablacığım sen bana söyle. Bunlar ahududu. Ahududu neyi? Reçeli mi? Reçeli. Reçeli. Ha, bilmez gibi değil o ahududu. Reçel. Reçel yani süzme. Tane yok içinde. Yenisi bir tane. İncir reçelleri. Bunlardan almışım. Bunlar sosları. Ne? Salça. Bunlar salça. Bunlar sosu. 20 lira abla. Biber salçası kavrulmuş kurumda. Bunlar çilek reçeli, incir reçeli. Al bir tane 15'e vereyim. Döndürmeyeyim. Al anne sen ondan da al. Kesinlikle. Ceyda. Allah ya kayınvalidesininmiş ablanın bak ev çok güzel. Ha, yeni ev beğenmiyorum ben bunları beğeniyorum. Alan düzüne gelirseniz hemen caminin yanında ne var? Sağlık ocağı. Sağlık ocağının karşısında ablanın tezgahı. Geldik şimdi Korucuk pazarına. Pazar çantasını da aldık. Giriyoruz. Ne kadar bu? 300. Yurt dışındaki takipçilerim için fiyatları çekeyim. Annem hemen acı biberciği buldu. Acı geldi herhalde. Ver anne ne kadar kilosu? 10 lira. Normalde acıdır abla ya. Vallahi ben yedim zehir gibi. Vallahi biz ya. Çok acı seviyoruz da o yüzden bize acı gelmiyor artık. Ondan ver istersen aynı mı? Aynı. Kaç kilo olsun? 1,5 kilo. Ne güzel bir sürü acı çeşidi. Tam benim tezgahım. Bu ne kadar acı değil mi? 10 kilo da ondan ver. Şu acı herkes anlıyor macir şey. Olduğumuzu. 10 lira balık. Pardon. 3 lira, 4 lira, 6 lira. Şey yapacaksın bunu. Kalk oradan kalk. Ben. Bundan da bir kilo değil mi? Hayır. Yarım gibi. Yarım mı? Heh. Bir yarım yap. Anne masken, masken. Balık biberi kaça? 10 lira. 10 lira. 15 lira. Ne biberi anne? Balık. Hangisi? Yasin abi ne diyor? O şeyli olur. Ne derler? Onu közle yapacaksın ama. Ne yaparsan yap ben sevmiyorum. Ne yaparsan yap sevmiyorum. Sen ne? Hangi edersin ama? Akmeşe. Akmeşe. Bizim şeyi tanıyor musun? Bak şimdi kesin bir tanıdık çıkar. Reyhan. Evet evet tanıyoruz. Reyhan benim halamın kızı. He, bu halı da çok severim.
Nerede hani? Koydum. Ay yine acı biber almış biz yokken. Kardeş 10 lira 5 lira biberler. Kırmızı pul biberi yapıyorum ondan. Kırmızı pul biberi. Kurutacaksın önce değil mi onları? Yapıyor mu yer sana? Acıların biberi. Her bibere bir isim koymuşlar. Şimdi de pırasa alıyoruz. Bunun da yeri var. Arnavut böreği yapacakmış. Hepsi de planlı programla alınıyor. Evet, sarımsak. Dünyanın en güzel sarımsağını getirdik. Bu tezgahta mı en güzel sarımsak? Bu sarımsak dünyanın en güzeli. Kilosu 20 TL'ymiş. Demeli 40 lira bu. Ha, bu kilosu? Bu başka. Bu başka. Bu mu dünyanın en güzel sarımsağı? Bu dünyanın en güzeli. Hayırlı satışlarınız olsun inşallah. Tamam, teşekkür ederim. İnsanlar pazarını gezerek, eğlenerek geçiriyor. Biz Sami ile pazarları çok seviyoruz. Böyle. Pazar gezelim, dinlenelim. Bak şimdi bugün Korucuk pazarı. Ne güzel, en güzeli bu. Evet. Anneme bak. Anne pazarlık mı yapıyorsun? Evet. Pazarlık benim efendimden de sünnettir. Ne dedin anlamadım. Bak şimdi. İki ay sonra pıt pıt gel diyor. Pıt pıt tezgah yapacağım abla diyor. Pıt pıt ne demek? Bak şimdi göstereceğim. Bir saniye, bir saniye. Oo, ha şey patlamış mısır. Mısır evet. Tamam. Bak bunlar el bombası. Gerçek gibi yani. Etiketler, şekil. Bak, bak, burada bak, makine bak. Var. Bak pıt pıt patlatıyoruz, yiyorlar. Aa, iyi hadi hayırlı olsun. Siz neredesiniz abi? Biz buradan Akmeşe köyü. Buralara öpüşmüyoruz. Geliyoruz pazarları, geliyoruz buraya. Arada bir. Kasım var olur. Kasım'da pıt pıt işi başlar. Haberlere çıkmış ya daha önce beyefendi. Bak bak bak. Ne diyor bu? Devam mı? İptal de. Bak pazarlarda en dikkat çeken mısır tezgahı diye haberlere çıkmış. Oo, hadi maşallah maşallah. Beni bekliyorlar. Hadi görüşürüz. Şimdi domates alıyoruz. Tatlı değil mi bu? 10 lira oldu. Seçebiliyor musun? O yüzden alıyorum. Şeftali canavarı. Evet. Çocukluğumdan beri çok severim şeftali. Pazarın sonuna geldik. Annem şurada. Bitti mi? Armut aldık istemem. Ha biz de armut alacağız. Abla aldın mı armut sen? Yok almadım. Sanki orada da var anne. Nerede? Ha elma. Aa, var var armut var. Gel. Göremedim. Var var. Ben doldurabilir miyim? Doldur, sıkıntı yok. Şimdi taşıma. Nereye koyayım anne? Şöyle merdiveni koyayım. Bu masanın üstüne koyalım hepsini. Hepsini almaz o masa. Şöyle koyayım leğenin içine. Ha şu benimdi, pardon.
Sizin domatesleri koyun. Hangisini biliyor ki? Yeterinden o ulan o o. Yere koyayım. Al onu yere anne. Ona domates koyacağım. Yere koy istersen. Tutuştu bak. Bunun üzerine saç koyacağız. Onun üzerinde de biberleri pörseleyeceğiz. Bu böyle eski bir şey. Çamaşır kazanı. Makine. Çamaşır makinesi kazanı. İşte, sen hani o ona böyle ayak yaptırdı. Uğur abi. Böyle ateşlik yaptık. Tutuştu. Oh ateş yandı. Şuradan geçeceğim ama annem incir koparacak bana. Bakın nasıl kopardığına bak, yöntemlere bakın. Sopanın ucuna böyle su şişesini kesmiş. Onunla koparıyor. Seçil hatırlıyor musun? Senle burada incir böyle toplamıştık. Al için. Oh. Hop, bir tane daha. Evet, patlıcanları şimdi Sami pörseliyor. Eski tişört verdim ona. Ben de sarımsakları ayıklayacağım. Burada böyle suya koydum sarımsakları, daha kolay açılsın diye. Şimdi onları ayıklayacağım. Böyle hamakta sarımsak ayıklayan var mıdır acaba? Hepsini ayıklayayım değil mi anne? Evet. Allah. Annem herkese bir görev verdi. Bana sarımsak ayıklamak. Sami'ye patlıcan pörselemek. Ay Sami sen orada ama patlıcanları ateşe koydun ya böyle bekliyorsun. Gelsin bana yardım et. Ha şöyle. Ha şöyle. Bak bir kelime daha size. Ha şöyle. Ha şöyle. Hem yani, ona hem ona. Yani açıkla ha şöyleyi. Hadi bakalım. Gibi değil mi? Ha maşallah. Şöyle. Maşallah. Hay maşallah ayrı bir şey. Ha şöyle. Ha şöyle. Hadi bakalım. Gibi. Öyle hemen ben de. Ha şöyle. Yani buldun yardımcıyı. Uyanıklık yani. He? Uyanıklık yapıyorsun demek. Ama benim işim çok o yaza. Ha, oturduğun yerden. Bak bu ateşin karşısında duruyor çocuk. Ay ateşin karşısında duruyor dediği çocuk var ya. Vallahi ateş ondan en az 1 metre, 2 metre uzakta. Ona bir de Sami'ye rahat otursun diye şey de vermiş. Hasır sandalyelerden de vermiş koltuk gibi o. Oh. Oturmuş karşıdan bakıyor sadece Sami. Arada bir kalkıyor. Ters çeviriyor oturuyor. Ama Sami ona çok kıymetli. Damat çok kıymetli. Kız burada sarımsak mı koktu? Bu kız yarın bu ellerle nasıl takı satacak? Yüzü elim... Sarımsak kokusuna diyor. Daha çok gelirler diyor müşteriler. Dün sabah sarımsaklı ekmeği yaptım ya. Balım benden nasıl kaçıyor? Ellerimden sarımsak kokuyor diye. Balım sana benzerim kibar. Ay hiç ben kibar bir insan değilim anne. Yıka sabunla elleri, elde bulaşıkları yıka bu akşam geçsin. Aa, elde bulaşık yıkacakmışım bu akşam geçecekmiş. Bak sana ne yaptım. Koca macir. Kim ben mi? Evet koca macir. Sen de artık bir koca macirsiniz gülüm. Emet yemeği yaptım. Haşlanmış fasulyeye böyle biraz da suyundan koydum. Üzerine sarımsak rendeledim. Tereyağı kestirdim. Of şimdi bandıra bandıra yiyeceğiz Sami. Hadi gel. Gurbetçi anne yemeği. Bunları da böyle haşlanmış şeye koydum. Paketlere koydum. Bunları dolabıma koyacağım. Kışın Emet salatası mı diyeyim, yemeği mi diyeyim biraz öncekinden. Buharda bir de makinede. Buharlı makinede haşlandı bunlar. O yüzden böyle vitamini de kaybolmadı diye düşünüyorum. Umut ediyorum yani. Evet. Kışın bunları da çıkarıp o salatadan yaparım. Çünkü çok beğendim. Çok yedim. Sami yine çok yemedi. Ben ondan çok yedim.
Patlıcanlar bitti değil mi? Şimdi biberlerde sıra. Evet, patlıcan bitmek üzere. Az kaldı. Annem de orada soyuyor. Bu kadar ayıkladım. Şimdi bir iki baş daha attı annem içine suyun. Onları da ayıklayayım. Sarımsaklar da tamam. Annem de patlıcanları böyle incecik incecik doğradı. Şimdi ben domatesleri doğrayacağım. İyi pörselemiş miyim anne? Dur şöyle. Anne şimdi tam olarak tarifini verir misin? Ezan ne bitti. Şimdi biberleri pörseledik. Patlıcanları pörseledik. Patlıcanları ince ince kıydım. Tamam gösterdim. Sarımsağı döveceğim şunu güzelcecik. Tamam. İncecik. Ondan sonra biberleri de bak böyle şunu soyuyorum ya. Evet. Onları da domateslerin içine doğrayacağım. Bu güzel pişince rondodan böyle püre gibi yapacağım. Şimdi kazana doğradığımız domateslerin içine biberleri de koyacak. Heh. Pişirecek onları. Sonra rondodan geçireceğim. Ondan sonra maydanoz atacağım. Sarımsağı. Bak biberleri böyle doğruyorsun. Göstermek için. Uzandım. Bak şimdi baştan söyleyeyim. Bir pörselenmiş biberlerle domatesleri böyle iri iri doğrayıp kazanda kaynatıyorsunuz. Sonra anne içine sarımsak koyuyorsun. Maydanoz koyuyorsun. Çıkaracağıma yakın. Çıkaracağına yakın. Patlıcanları ne zaman? Acı biber de çekeceğim rondodan. Patlıcanları da en son böyle bir tıkırdatacağım. O kadar. Sirke falan? Bir bardak, bir buçuk bardak sirke, bir bardak sıvı yağ. Bu kadar. Bir kilo da acı biberi böyle şimdi rondodan çekeceğim. Çok acı biz seviyoruz. Bu arılar da. Şeker gibisin ya ondan geliyor. Ay iltifatlar. Ama dün bağırmadın. Evet iyi ki seninle evlendim diye bağırmadın. Gerek var mı öyle şey? Var tabii ya. Hava açacağım. Ah anne frenç kalmadı elimde. Sarımsak soyarken ojelerimin hepsi gitti. Neymiş o frenç? Frenç böyle işte bak uçları beyaz ojeli. Ay ay. Nasıl sinir oluyor. Domatesleri doğradım. Ay ama dizlerim uyuştu. Şimdi ateşe koyduk. İçine biberleri de atıyoruz. Heh. Tarifi vereyim mi? Biraz önce gibi söyle. Anlatayım mı? Anlatayım mı? Anlat tarifi. İki dakika mutfağı toparlamaya gittim. Domatesi, biberleri attıktan sonra iyice kaynatıyorsun. Kaynadıktan sonra hemen sarımsakla acı biberleri çekiyorsun rondoda. İçine koyuyorsun. İçine atıyorsun. En sonunda güzelce kaynatıyorsun. Tekrar blenderla çekiyorsun içinde büyük parçalar. Böyle vızt vızt vız, değil mi? Vızt vızt. Ondan sonra istediğin kıvama geldikten sonra en sonunda patlıcanları atıyorsun. Közlenmiş patlıcanı. Şu an hazır. Dibi ya bu son evresi var ya ben 10 dakika içeriye mutfağı toparlarken bunları yapmışlar yani. Ayrıca şey atıyorsunuz içine. Tuz, şeker, sıvı yağ, sarımsakları. Sarımsak zaten biber. O kadar acı sosu. Havluluk. Ayva ayva sirkeyle yağ koymak. Evet. Aa, ben söyledim yağ koydunuz mu deyip evet dedi. Koş. Zeytinyağı. Koş. Şurada ne? Sirke var burada var. Ya şanslıyım tatlım. Sıçrıyor ama değil mi karıştırırken? Ben baksana kollarım yandı. Biraz da ben karıştırayım mı? Ben yandım zaten senin de yanmana gerek yok. Anne neredesin anne? Geldim. Bak sirke de kendi yaptığım sirke. Şimdi sirke koyacak içine. Bir de zeytinyağı. Kendim yaptım sirkemi. O sirkenin ne çeşitleri var onda? Allah'ım her meyvenin sirkesini yapıyor. Zeytinyağı da bu kadar. Ayva, ölçü yok yalnız. Devirmece. Allah. Eş dost ve yemek nasip etsin. Amin inşallah. Anne diyorum ki bir küçük kavanoz diyorum yarın pasaja götürelim Sami diyorum. Bak ne diyor çok yoruldu ya bak bak. Geçeceksin onu. getiririz tabii canım. Şaka diyor. Tamam şimdi kavanozlara dolduruyor annem.
Etrafları silinecek, öyle kapak kapanmaz. Şey, aman gelmez. Sıçrıyor. Hoş geldiniz efendim. Teşrif ettiniz Safranbolu'dan. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Merhaba merhaba. Biz burada konserveler yapalım. Safranbolu'da gezdi babam. Dün gece yarısı geldi. O kadar olsun değil mi? Çok çalışıyorsun. Doğru doğru. Şaka yapıyoruz. Şimdi mısır pişirecek babam da közde bize. Sen de sıkabilirsen sık ama elin yanacak. Bitti. Kavanozları da ters çevirdik tepsilere. Şimdi bunları saracağız. Böyle sofra bezleriyle saracağız. Yarın sabah açacağız. Yani onlar şimdi kaç tane çıktı diyorsun ya. 25-30 tane var herhalde. Seçile, Serdal'a, dedeye, isteyene. Kendime yapmadım ben onları. Daha diyor ben tadına bakmadım ya. Ben şimdi düşünüyorum kimlere yollayabilirim ondan diyor. Ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık vallahi. Çok yorulduk ama değdi. Güzel oldu. Babam pişiriyordu. Ne oldu? Kaçtı. Yine anneciğime kaldı. Mısır pişirmek. Bak böyle göstereyim. Közün içinde mısır pişiriyor. Acı sosunu da atlattın anne. Oh, rahatladın mı şimdi? Sahibiyle sen çok yardım ettin. Ben yalnız akşama pert olacaktım ama. Olsun birlikte. Sayenizde, Allah razı olsun. Birlikte yaptık işte. Senden de Allah razı olsun. Bütün kış yiyeceğiz sayende. İşlerimizi bitirdik. Yemeğimizi yedik. Şimdi ben çay suyu koydum. Babam da geldi. Şimdi bir çay içeriz hep birlikte. Ondan sonra eve çıkarız. Yarın okul var. Çünkü kumsalın da okulu var. Ben vlogu hemen şimdi editleyeceğim. Bu akşam Allah'ın izniyle YouTube'da herkese açık halde yayınlayacağım. Umarım beğenerek, severek izlediğiniz vlog olmuştur. İnşallah sıkmamışızdır sizleri. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşürüz. Yorumlarda buluşalım.